Bugün 9 Eylül. İzmir'in Kurtuluş Günü. Düşmandan, Yunan işgalinden. Ülkemizin Erdoğan Pontusları tarafından işgali üzerinden 18 sene geçti. Bakalım ne zaman denize dökeceğiz bu Pontus Rum Erdoğancıları. İzmir kurtulmuştu bundan 96 sene önce. Uzun zaman oldu. Fakat 18 yıldır Türkiye bu Pontuslardan kurtulamadı. Pek kurtulacağı da benzemiyor. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bir nar ve nur arasında gelgitler yaşanıyor. Kimin nar, kimin nur olduğunu hala idrak edememiş. 82 milyon var. 1 milyon anladı. 82 milyonda sorun var galiba. Bana öyle geliyor. Acaba neden hala bunca açık haberlere, net bilgilere rağmen şek ve şüphe içinde bulunuyor? Nar nedir? Nur nedir? Hangisi daha fazla yakar? Nur mu yakar yoksa nar mı yakar diye şöyle bir düşündüm. Yani insanlar nardan da korkuyor, nurdan da korkuyor. Narlı nurlu bir ülkemiz var bizim. Bu arada yok o kadar nokta Twitter hesabı faaliyete geçmişti daha önce. Benim yedek hesabımdı. Artık Muhabbet TV'nin resmi Twitter hesabı ve yok o kadar nokta com web sayfasının resmi Twitter hesabı yok o kadar nokta oldu Twitter'da. Yani noktayı koyacağız. İki tane Twitter hesabımı mitçiler hacklediler ve suspend yapıp kapattılar. Twitter'da henüz daha yeri vermedi. Daha önce de 2015'te aynı şeyi yapmışlardı ve geri vermemişlerdi. 167 bin takipçili Twitter hesabım geri verilmedi. Başvurmama rağmen, bütün ispatlarıma, delillerime rağmen. Acaba Twitter ile Erdoğan arasında bir işbirliği mi var? Yoksa böyle bir şey mümkün değil. 5 tane Facebook'um hala ellerinde, geri vermediler. Hala. Acaba Google ile Yahudi masonlarla Erdoğan arasında nasıl bir işbirliği var? Twitter ile Erdoğan arasında bir işbirliği var. Ve herkesin DM'lerini okuyorlar. İsterlerse ulaşıyorlar. İsterlerse hackliyorlar. İsterlerse geri veriyorlar. İsterlerse geri vermiyorlar. Böyle kibirli bir rejim var. Sosyal medyayı da kontrol altına almış. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvası dijital terör örgütü diye bir örgüt icat etmişler. Ve 100, bin, kaç kişi? 1740 kişilik bir terör örgütü kurmuşlar. Bütün muhalifleri bir havuza atmışlar. Hepsine FETÖ'cü damgası basmışlar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstişare Yüksek Kurulu 8 tane üyesi terör örgütü olarak tanımış. Dijital terör örgütü, fitne örgütü diye tanımış. Dijital fitne örgütü. Ve 1740 tane üyesi var. Bu üyelerden bir tanesi de ben sayıldığım için hacklediler. MIT hackledi. Ve MIT'in bulunduğu IP adresleri biri Ontario'da, Kitchener'da, benim yaşadığım şehirde. Burada. Biri Türkiye'de, biri Amerika'da. Lakin Rusya ve Çin'in hackerlerini taşeron olarak kullanıyorlar. Yani Rusya ve Çin istihbaratının hacker ve troll ekibi Erdoğan rejimi için çalışıyor. Yoksa Türk olsalardı ben onları sınır dışı ettiriyorum. Daha önce ettirdim. Bir baktık bunlar Türk değil. Trollar Türk değil. Çinli ve Rus çıktı. Telefon edip de monitör trojan soktukları telefon adreslerine baktık. Rusya istihbaratı, Çin istihbaratı çıktı. 15 Temmuz'un arkasında Rusya ve Çin'in olduğu çok net belli değil mi arkadaşlar? Kafirlik yapan Erdoğan ve MİT rejimi neyin üstünü örtmeye çalışıyor? Hangi suçlarının, günahlarının üstünü örtmeye çalışıyor? Rusya ve Çin'in yardımıyla. Çok net belli değil mi? Adamlar göstere göstere dünyada trolluk, teröristlik, cyber terör estiriyor. Rusya ve Çin. Erdoğan da onların taşeronu olmuş. MİT. Köpek.
Ben bu adamları muhatap bile almam. Karşımızda Rusya ve Çin var arkadaşlar. Ve Rusya ve Çin dünyayı ikiye böldü. Ve kamplaştırdı. Savaş çıkaracaklar. Koronavirüsü bahane ediyorlar. Koronavirüs konusunda bir konsorsiyum var. Bu konsorsiyumda bir Çinli de var. Mr. Li. Mr. Li, Çin Komünist Partisi'nin en üst düzey birinci yetkilisi. Mason, komünist ve Dünya Derin Konseyi'nde 12 kişiden biri. Ondan sonra diyorlar ki koronavirüsün arkasında kim var? Bu 12 kişi var. Bunların içinde Illuminati'den adamlar var. Yaşlı dinozorlar. Gençler grubu, Inferno, kara büyücüler, Fransızlar var. Fransız masonları var. İşlerinde Türk yok. Türkiye'den kimseyi layık görmemişler 12 kişilik Mason Dünya Konseyi'ne. 15 Temmuz'u kim yapmış? Hangi üst akıl yapmış? 12 kişilik Dünya Derin Konseyi yapmış. Mason hepsi. Satanist. Hepsi şerefsiz. Hepsi zengin, elit. Güçleri çok fazla. Dünyanın bütün serveti bu adamların elinde. Yani sadece Batı dünyasında değil, Çin'de, Rusya'da da çok küçük bir elit. Dünyanın %40'ını elde tutuyor. %60'da 67 tane adamın elinde. 67. Toplasan 100 kişi etmiyor. Toplam 100 kişi dünyanın bütün servetini kullanıyor. Hakim, hegemonic power. Bunların %40'ı Avrasya ekseninde yer alıyor. %60'ı Batı İttifakı'nda yer alıyor. Geri kalanları tiyatroda figüran oyuncular, taşeronlar. Siz o 100 kişi içinde bir tane adamınız yok. Yani o 100 kişi kararları veriyor. Kim savaşacak? Kim dövüşecek? Hangi ülke yıkılacak? Hangi ülke nasıl paylaştırılacak aralarında? Bob projesi sadece Amerika'nın projesi değil. Rusya ve Çin'in de projesi. Ve aralarında paylaşıyorlar dünyayı. Şu anda Malta ve Yalta'dan sonra üçüncü defa dünya paylaşılıyor. Bu sefer aktörler Rusya ve Çin. Karşı tarafta ise Avrupa Birliği, Almanya ve Fransa'nın başı çektiği Avrupa Birliği var. Almanya ve Amerika var masada. Masada oturan Türkiye yok. Türkiye pazar. Perinçekçiler burada zurnanın son deliği bile değil. İt köpek pişik. Kim takar onları? İslam dünyasını paylaşıyorlar aralarında. 1,5 milyar nüfusu olan. Bütün İslam ülkelerinde operasyon var. Gladio operasyonları var. Kimisini NATO yapıyor, kimisini Çin ve Rusya yapıyor. MİT'te taşeronluk yapıyor. Tetikçilik yapıyor, katillik yapıyor. IŞİD ve El-Nusra terör örgütlerini kullanıyor Erdoğan ve MİT rejimi, Hakan filan. Tamamen danışıklı bir dövüş var. Hiçbir yerde de bu büyük güçler kafa kafaya çarpışmıyorlar. Aptallar mı? Birbirlerine girsinler de dünyada nükleer savaş çıksın. Ellerindeki teknolojiyi kullanıp da kan kaybetsinler. Üçüncü dünya ülkelerini Türkiye gibi, İran gibi aralarında paylaşıyorlar. Türkiye ve İran, Rusya ve Çin eksenine kaldı. Dinsizler eksenine kaldı 15 Temmuz sayesinde. Avrupa Birliği ise çoktan Türkiye'den elini üzdü. Amerika elini üzdü. Artık uyarılar dikkate alınmıyor. Raporlar dikkate alınmıyor. Türkiye, Rusya'nın ve Çin'in orospusu oldu. Fahişesi oldu. Bitch oldu. Chinese bitch. Russian bitch oldunuz. Bakalım bu gerçeği ne zaman idrak edeceksiniz? Kaç gündür şiir okuyoruz. Bugün de diyorlar ki Sufi eğer böyle argo konuşmazsa biz dinlemeyiz diyenler var. Madem öyle söyleyeyim yani. Türkiye'de 83 milyonu Chinese bitch yaptı. Pirinçek, Erdoğan, Ötü, Balyozcu grubu. Russian bitch yaptı. Siz orospu çocuğusunuz. Sanof bitchsiniz yani. Motherfuckersınız. Fuck off yani. Get the fuck off. Evet, buradan gidin yani defolun. Yoksa asabımı bozacaksınız. İyice asabım bozulmuş. Koronavirüsle ilgili bu kibirden geberen faşizm
soykırım rejimini artık ne yapmanız gerekiyor? Tüküreceksiniz. Sapıttıkça sapıtıyorlar. Kıyamete kadar bunlar konuşulacak. Kıyamete kadar yüzlerine tüküreceğiz. Yani sadece Erdoğan gidince değil, FETÖ'cülerin, balyocuların, pençekçilerin yakalayıp yüzlerine tüküreceğiz. Kaçacak delik bulamayacaklar. Şerefsiz çocukları, arsız çocukları. Şimdi bu namussuzların ben kim olduğunu size söyleyeyim. Bir tanesi Uşaklılar Tarikatı'na dokunca demiş ki Erdoğan'ın siz babasını bilmezsiniz. Erdoğan'ın Gürcü babası sadece Tenzile'yle evli değildi. Bir de Çingene'yle evliydi. Dansöz. Kasımpaşa'nın orospusuzla evliydi. Çingene'dir Erdoğan'ın şey anası. Tenzile Hanım değil ki. Erdoğan piç çocuğudur. Piç oğlu piçtir. Çingene'nin gayrimeşru çocuğu yani. O orospu fahişe dansözle sonra o Ahmet Gürcü babası yollarını ayırmış. Erdoğan kalmış eve. Piç olarak. Anladınız mı Erdoğan'ın kim olduğunu? Aynı Stalin gibi piç. Piç çocuğu. İyi oldu mu? Heh. Anlayın yani kimle muhatapsınız. Erdoğan yeni böyle olmadı. Piç doğdu. Piç yaşadı. Piç olarak geberecek. Gidecek yani. Cehennemin dibine kadar yolu var. Biz bir piçe el vermeyiz. Biat etmeyiz. O piçe el verenler perinçekçiler, etücüler, balyocular, darbeciler. Gladio yani. Büyük resmi gördünüz mü arkadaşlar? Ha, Erdoğan biri yaşatmazmış. Elinden geleni ardına koymasın. Zaten koymadı. Hodri meydan çekmişim. Hadi bakalım. Piç diyorum sana. Piç. Erdoğan piçtir. Anası belli değildir. Bellidir de anası kayıp. Öldürmüş babası. Dansöz Çingene'yi. Mezarı bile yok anasının. Erdoğan'ın anasının mezarı yok. Tenzil Hanım değil ki. Bunu bacısına sorun. Abisi Mustafa'ya sorun. Size söyleyecek. Enişte Ziya'ya sorun. İstihbaratı iyidir. Ya. Kimle muhatap olduğunuzu anladınız mı şimdi? Nasıl bir hırsız şebekesiyle. Ülkeyi mafya cumhuriyeti haline getirdiler. Orospuhane, kerane yaptılar. Tamamen porno cumhuriyeti idare ediyorlar. Ahlaksızlar. Tecavüz etmedik, kimse bırakmayacaklar. Genç kızları almışlar Uşak'ta. Kilodunu indir kaldır. Taciz etmişler, aşağılamışlar. Hapishanede hedef seçtikleri insanlara kadın erkek demeden tecavüz ediyorlar 4 yıldır. Sadece hapishane değil, hapishane dışında da tecavüz ediyorlar. Dün anlattım. Akkaya, Ali, vereyim mi ismini? AK Parti Belediye Başkanı. Ali Çağlar, Akkaya'daki çiftliğinde tecavüz etmiş mağdur bir ablaya. Toplu seks yapmışlar. Kasetini çekmişler. Hadi bakalım. Soruşturursun bir savcı. Bir polis gitsin de Ali Çağlar'ı yakalasın. Akkaya'daki çiftliğinde AKP'li belediye başkanı ve yardımcılarıyla zavallı bir kadına, iş isteyen bir kadına nasıl tecavüz ettiniz? Uyuşturucu içirdiniz, bira içirdiniz. Nasıl toplu tecavüz ettiniz? Kocası hapiste. Çocukları aç evde. Nasıl tuzağa düşürdünüz? Bu bir tane vaka değil ki. Yüzlerce böyle vaka var. On binlerce böyle vaka var. Yüzlerine tüküreceksiniz bu namussuz, namuslara bulaşmış şerefsiz kitlenin, darbecilerin 15 Temmuz konsorsumu bunun altında kalacak. 15 Temmuz konsorsuma destek veren Diyanet'in şerefsizleri, medyanın kaçıkları, zombileri, namussuzları, politikacıların ahlaksızları. Hepiniz biliyorsunuz. Faşist köpekler. O olsun diyorsunuz. O olsun. Anadolu'nun 50 yıllık birikimi böyle mezara gömülürken ülkenin namuslu, aydın, iyi eğitimli insanları böyle ezilip aşağılanırken, FETÖ denirken, tecavüze uğrarken
Siz o olsun diyorsunuz. Hiçbirinizin ahlakı yok, etiği yok. Hiçbirinizin mertliği yok. Açık açık söylememi istiyordunuz herhalde. Beter olsun bu şerefsiz pirinçekçiler. Allah belalarını tezelden versin. Öyle bir versin ki bir daha ayağa kalkamasınlar. Kıyamet kopana kadar ibretlik olacak hikayeleri diyorum. Hepsinin hikayesi bizde var. Zamanı geldikçe biliyoruz. Kitapları yazılacak. Filmleri çekilecek. Belgeselleri çekilecek. İsim isim. Olay olay. Ben niye isimleri vermiyorum bazı isimleri? Çünkü insanlar tecavüze uğruyor. Namusları gidiyor. Irzlarına geçiliyor. Kocası var, karısı var. Çoluğu var, çocuğu var. Akrabası var. Kul hakkına girmemek için isimleri vermiyorum. İsim isim bildiğim halde vermiyorum. Çünkü bu hak onundur. Kendisi anlatması lazım. Travmadan kurtulmak için bu zalimleri deşifre etmesi lazım. Herkes deşifre etmek istemiyor. Sineye çekip bastırıyor. Toplumsal baskı nedeniyle, cemaat baskısı nedeniyle veyahut kendi korkusundan, sindiği için, korktuğu için, daha çok insan tecavüze uğramasın diye. Çünkü bu ahlaksızlar tecavüz etmeye devam ediyorlar. Ve hiçbir ahlak ve etik kriterleri yok. Türk örf ve adetlerini tanımıyorlar. İslami kuralları, kriterleri tanımıyorlar. Hiçbir sivil kanun tanımıyorlar. Ben bu insanlara, mağdur insanlara terapi yapmaktan yoruldum. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Nasıl terapi yaparsınız? Söyler misiniz bana? Tecavüze uğramış bir kadına, kıza, bir bacıya, bir ablaya, bir nineye nasıl terapi yaparsınız? Bir masum insana. Söyler misiniz? Job sokulan, elektrikli job sokulan bir generale, bir emniyet müdürüne, bir savcıya, hakime nasıl terapi yaparsınız? Bağırsakları patlatılan tuğ generale. Söyler misiniz? Hangi birine terapi yapacaksınız? Bu pirinçekçilerin götüne o copu sokacaksın. Bütün Türkiye'yi gezdireceksin elektrikli copla. Hepsini. Ali Türkşen başta olmakla. Mustafa Önsel başta olmakla. Ondan sonra göreceksiniz ki bu tecavüzcüler nasıl cezalandırılıyor. O pipilerini hadım yapıp keseceksiniz böyle. Silivri'yi hadımlar hapishanesi yapacaksınız. Ondan sonra oraya en aşırı şiddete karışmış mafya suçluları koyacaksınız ki bunları becersinler. Çünkü tecavüz edenlere bu ceza verilir. Silivri hadımlar hapishanesi olsun bu pipis olmayan tecavüzcülerin. Ondan sonra onların kocalarını da mafyadan tayin ederiz. Onlar becerirler onları ömür boyu. Siyasi fahişelik nasıl oluyormuş öğrenirler. Neyse ya, koronavirüse geçeyim. Koronavirüsle ilgili önemli gelişmeler var. İkinci atak başladı bütün dünyada. Teyakkuzda bütün dünya. Avrupa Birliği Komisyonu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile beraber bir COVID-19 aşısı güvenli ve etkili olarak geliştirmeye çalışıyor. Daha kanıtlanmış değil. AstraZeneca'nın 6 ülkenin işbirliğiyle 300 milyon aşı üretecekti. Bu bir önce saydığım ortaklık, Alman ve Amerikan ortaklığı 200 milyon doz alım anlaşması üzerinden çalışıyor. 300 milyon, toplam 500 milyon. Ve bakıyorsunuz AstraZeneca durdurdu 3. aşamada. Çünkü deneklerden bir tanesi felç geçirmiş. Basına sızdı. Yani yaptıkları aşı değil. Menenjite yol açmış. Yani omurilikte bir menenjit meydana, sinir sistemini bozmuş. Çünkü virüsün içindeki terkip dünyanın en tehlikeli 5 tane virüsün toplamı. İçinde AIDS var, sıtma var, domuz gribi var, kuş gribi var. Bir de Vietnam'dan aldıkları tedavisi olmayan başka bir virüs var. Laboratuvar ortamında Wuhan'da, Çin'de
bunu çoğaltan ve dünyaya yayan 400 etnik millete göre organize eden Çin Komünist Partisi ve Fransız masonları, inferno kara büyücüleri işin arkasındalar. Onlara verilmiş bu görev. Çin Genelkurmay Başkanı General Zeng firması bu. Komünist Parti'nin firması. Avrasya ekseni, 15 Temmuz konsorsiyumun arkasındaki mali güç, Erdoğan'ın arkasındaki finans gücü, sponsorları, Wuhan grubu, General Zeng, 20 milyon kişilik ordusu var. 30 milyon kişilik polis ordusu var. Dünyanın en büyük ordusunu silahlı kuvvetlerini yönetiyor. General Zeng. Erdoğan arkasında kim var diye soruyorlar. Erdoğan artık Çin'in orospu çocuğudur. Rusya'nın orospu çocuğu yetmedi. Az geldi. 4 senedir Türkiye'yi Ruslara satıyordu. Şimdi de kimle yapıyormuş? Cavit Çağlar'la yapıyormuş. Uçağı düşürmüşler. Erdoğan'ın emriyle sonra Cavit Çağlar gitmiş. Putin'i ikna etmiş. Ve 15 Temmuz'u organize etmiş. ETÜ'cü iş adamı Cavit Çağlar. Şaşırdınız mı? Yok. Şaşırmadık. Cavit Çağlar Türkiye'nin en namussuz, en şerefsiz Gladio elemanı. Gladio'nun finansörü. Yıllarca Demirel'in arkasında durmuş. DYP'de milletvekili, bakanlık yapmış. Interbank'ta ülkeyi 2 milyar dolar dolandırıp Amerika'ya kaçmış bir adam. 2 sene Amerika'da yaşamış bir adam. Kumarbaz. Aynı Binali Yıldırım gibi, onun çocukları gibi. Adamı ben yakaladım. Türkiye polisi MIT'i yakalamadı. Adam tekstil importörü, Olay TV, Olay Gazetesi, şimdi Olay TV ulusal kanal olmuş. 15 Temmuz rejiminde hiç şaşırmadım. Ruslarla ortak Olay TV. Putin'in Türkiye'deki yeni kralı. Olay TV sahnede. 15 Temmuz'un TV'si. Cavit Çağlar eski günlerine geri dönmeye çalışıyor. İki tane otel kaldı kendisine. Çünkü 2 milyar dolar dolandırınca ve yakalanınca Amerika'da FBI tarafından anlaşma yaptı. Amerikan hapishanelerini sevmedi. Dedi ki beni Türkiye devletinin kollarına teslim edin diye MIT'e teslim oldu. MIT'e verdiler Cavit Çağlar'ı. O da 2 milyar doların 1 milyar dolarını verebilirim dedi. 1 milyar dolarını yedim dedi. Onlar da olur dediler. Hiç olmazsa 1 milyar doları tahsil ederim. 2000 senesinde Cavit Çağlar Türkiye'de hapishaneye girmeden yine işlerin başına geçti Bursa'da. Sonra aradan 20 sene geçti. 1 milyar doların sadece 700 milyon doları tahsil edildi. Hala 300 milyon dolar borcu var. 1 milyar dolar zaten kayıp. Adam çok güzel bir anlaşma yapmış Türkiye derin devletiyle. Adamı kim yakaladı? Ben yakaladım. Ben herkesi yakalarım böyle hırsızları. Nasıl yakaladım? Adam Amerika'da villası vardı. Kanada'da kumar oynamaya geliyordu. Niagara Falls'a. Taksiyle gelip gidiyordu. Kanada vatandaşı Cavit Çağlar. Long paper'lar vardı. Eskiden dijital değildi. Adam Kanada'da yaşamadığı halde Kanada vatandaşı olmuştu. Adam Kanada vatandaşı Cavit Çağlar. Amerika'da oturumu vardı. Zengin adam. Kumar oynamaya geliyordu. Bizim Niagara Falls kumarhaneleri çok meşhurdur. Tabii şöyle bir şeyi aklının ucundan bile geçirmiyordu. Faruk Aslan'a yakalanacak. Kanada'ya yeni gelmiştim. 2000 yılının sonuydu. 2001'in başıydı. Niagara Falls'taki taksicilerin Türk olduğunu bilmiyor Cavit Çağlar. Taksi biznesi Türklerin elinde Niagara Falls'ta. Ve benim orada içeride adamlarım var tabii. Cavit Çağlar takside konuşurken tabii taksicinin Türk olduğunu bilmiyor. İsmini vermeyeyim taksicinin. Arkadaşı şeye götürüyor. Amerika Kanada arasına götürürken evinin yerini öğreniyor. Adresi öğreniyor. Ve FBI nasıl Cavit Çağlar'ı yakaladı? Bulunamayan Cavit Çağlar'ı. Ben Zaman Gazetesi'ne haber yaptım. Sür manşetten. Ve FBI eliyle koymuş gibi anında buldu. Ama neden, nasıl buldu? Adam Niagara Falls'ta sarhoş olmuştu. Çok para kaybetmişti. Sarhoş
Niagara Falls'tan Amerika'ya giderken ertesi gün FBI sınırda cavcıları bekliyordu. Kelepçeyi taktılar, götürdüler. Kim yakalamış cavcıları? Faruk Arslan yakalamış. FBI yakalamış. Sonra beni sevmiyorlarmış. Sevmezler tabii. Hiçbir hırsız beni sevmez. ETÖ'cü derin devletin bakanı iti kopu sevmez. FBI yakaladı, adamı hapse koydu. Bir ay Amerikan hapishanesinde kalınca böyle zincire bağlı, suçlu Cavit Çağlar denen şerefsiz, MIT hemen harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı. Cavit Çağlar çok şey biliyor Türklerin devletiyle ilgili. Ya konuşursa? Dosya gönderdiler. Zaten Cavit Çağlar da beni Türk devletinin sağlam kollarına, anama gönderin dedi. Anam beni çok sever. Babam beni çok sever. Hapse koymaz. Biz anlaşırız. Ve Türkiye'ye geldi. Adam yine kral oldu. Şerefsizin önde gideni. Türkiye'yi tokatlamış o kadar. Tokatladığı paraların 700 milyon dolarını vermiş. Hala kayıp. Alacağınızda kuşkulu. Onu da alamayacaksınız, 300 milyon doları. 1 milyar dolar zaten gitti. Interbank içinden adam aynı Cem Uzan gibi bir hesap tutup paraları Amerika'ya kaçırdı. Emlak aldı. Kanada'da, Amerika'da emlağa yatırdı. İşini kaybettirdi. Erdoğan gibi yapıyor yani. Uyanık. Hadi bakalım tahsil edin Cavit Çağlar'ın Amerika ve Kanada'daki emlaklarını. Haşimi Rafsanjani'nin burada 70 milyar doları var Amerika ve Kanada'da. Highway var, müstakil. 407. Adam öldü. Çocukları hapiste. Ama şirket kime ait? Ali Hamane'ye ait çıktı. Onun üstüne geçirmiş ölmeden önce Ali Hamane'yi. Yine tahsil edemiyorsunuz. Hırsız hırsızlığını yapıyor. Ondan sonra da diyorsunuz ki yok dinmiş, yok imanmış, yok Kur'anmış, yok dini lidermiş. Neresi dini lider Ayetullah Hamane'nin? Şerefsizin önde günleri. Adam zaten Rusya'daki üniversitede okumuş. Komünist, dinsiz biri. Dini lider İran'da Ali Hamane'yi. Oğlu, kadı, hakim. 109 milyar dolar şahsi serveti var. 109 milyar dolar şahsi serveti nasıl yapmış? Dini lider olarak mı yapmış Ali Hamane'yi? Ve hakim olan oğlu. Daha 170 milyar dolarlık Rafsanjani'nin şeyi, onlar şirket, ortak şirketler, Amerikan ve Kanada şirketleri, İtalyan ortak şirketleri gözükmüyor onlar daha. Of of. Koronavirüs dünyayı sarsmış. Sıtma ilacı vermeye başlamışlar. Tedavide Favipiravir diye bir ilaç kullanıyorlardı. O ilaç tükendiği için Türkiye'de bitmiş bu ilaçlar. Sıtma ilacı Fransa'da zaten verilmeye başlanmıştı. Çünkü sıtma mikrobu var virüsün terkibinde. Sıtma. Yani aşıyı yaparken kinin koymak zorundasınız terkibe. Kinin. Kindar adamlara kinin. Kin, kin. Başka sıtmanın tedavisi yoktur. Ondan sonra kim almış bu üretimi, bu ilacın? Favipiravir isimli ilacın üretim hakkı Türkiye'de sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Hastanesi'ne bulunuyor, ruhsat verilmiş. Medipol Hastanesi kimin? Fahrettin Koca'nın değil, Emine Erdoğan'ın. Türkiye'deki Medipol Hastaneleri ve özel hastanelerin hepsi çalındı. Fahrettin Koca orada sadece CEO'luk yapıyor. Sağlık Bakanlığı falan yapmıyor. Kimin adına? Emine Erdoğan adına. Anladınız mı? Heh. Medipol Hastanesi'ymiş. Koronavirüs tedavisinde kullanılan bu ilaca Dünya Sağlık Örgütü karşı çıktı. Ve bu ilacın üretim hakkı maalesef yine bu virüs adamlarda, bu darbecilerde insanlar ölüyor.
Artık hastaneler cevap vermiyor. Tüce Üniversitesi icraya gitmiş. Aydın'da, İstanbul'da icraya giden hastaneler arttı. Çünkü hastaneler artık karşılamıyor masrafları. Karşılayamıyor. Devletin gücü de yetmiyor. Tamamen full dolu olduğu gibi Sağlık Bakanlığı çalışanlarının %50'si koronavirüs olmuş. Ölen ölene. Yani sağlık çalışanları istifa ediyor. Çalışmak istemiyor. Yapılan zulümlerin neticesi olarak Allah'ın verdiği ceza bu. %50 sağlık çalışanı koronavirüs. Şifa dağıtacak insanlar. Hapse attıkları insanlar kurtulmuşlar. Bu adamların elinde ölmekten. Onlar hiç olmazsa hapishanede güvendiler. Hastaneler güvenli değil. Kimse hastaneye yatmak da istemiyor. Tedavi olmak da istemiyor. Çünkü koronavirüs kol geziyor hastanede. Sadece hastalar içinde değil, sağlık çalışanlar arasında. 500'e yakın firma icra takibine başlamışlar. Hastaneye hepsi bunların. Türkiye'deki hastanelerin hepsi batmış arkadaşlar. Batmış. Kimse kurtaramaz. Ankara'da 29 Mayıs Hastanesi. Hizmet veremiyor artık. Artık faturalar ödenmiyor. Niye ödenmiyor? Çünkü devletin 5 kuruş parası yok. Erdoğan çaldı. Bu darbe konsorsiyumu çaldı paraları. Ülkede bu yüzden kriz var. Hırsızlık var. 17-25 Aralık operasyonları eğer yerinde kullanılabilseydi bu hırsızlar hapiste olacaktı. 15 Temmuz'u yapamayacaklardı. Perinçekçilerin borusu ötmeyecekti. ETÖ'cüler hapiste olacaktı, Perinçekçiler. Çıkamayacaklardı hiçbir zaman. Hiçbir zaman darbe planlayamayacaklardı. Şu anda Türkiye'nin sağlık sistemi dünyanın en kötüsü gösteriliyor. Küba'nınki daha iyi. Küba en iyisi gösteriliyor. Türkiye, İtalya'dan daha kötü gösteriliyor. Hindistan'dan daha kötü gösteriliyor. Dünyada en berbat sağlık sistemi meğerse Türkiye'de varmış. Ve gördüğümüz kadarıyla aşı için açılan ihalede yine Erdoğan'ın şirketleri, Emin Erdoğan'ın şirketleri götürmüş. 260 lira para alıyorlar test yapmak için. Ve devlet malzeme ofisine devretmişler test kitlerini. Uluslararası Sağlık Hizmetleri UŞAŞ'tan devlet malzeme ofisine geçmiş. İhale açmışlar diyor ama aslında ihale falan açılmamış. 9.8 liradan açmışlar ama UŞAŞ bu kiti kaç liradan aldığını ve bakanlığa kaç liraya sattığını söylemiyor. Fiyat farkı faturası kesilmiyor. İhalesiz alınan bu kitleri kitlemiş devlete 9.8 olmuş 60 lira. Yani kaç kat para kazanmış? 6 kat. %600 kaktırmış devlete. Kazıklamış 100 milyon liralık bir usulsüzlük yapmış. Para nereye yatmış? Emine Erdoğan'ın Medipol Hastanesi'ndeki keş kasasına yatmış. Aradaki fark. 100 milyon liranızla tokatlanmış arkadaşlar. Biraz yüksek sesle konuşuyorum ki anlayın diye. Of of. Hırsızlıklara göz yuman ve ülkenin bu hale gelmesine yol açan ETÖ'cüler, Baydocular ve Perinçekçiler. Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu. Sadece Erdoğan mı suçlu? Erdoğan namussuz. Piç. Çingene çocuğu. Yani Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar piç değil mi? Askerlerimiz ölüyor. 60 tane Ruslar öldürüyor. Ruslarla işbirliğiyle gırtları çıkmıyor. Korkak itler. Turgeneral Sezgin Erdoğan da İdlib'de kalp kriziyle öldü diyorlar. Yalan. Kalp krizinden ölmedi. Şehit oldu diyorlar. Öldürüyorlar. Ne işiniz var İdlib'de? Afrin'de? Ne işiniz var? Ya. Benim hastam var Afrinli. Kürt. Türkiye'den olduğum için benle konuşmak istemiyorum. O kadar terapi yaptım. Fakat ikna olmadı. Hepiniz faşistsiniz diyor.
kadınlara tecavüz ettiniz, mallarımızı gasp ettiniz diyor. Afrinli bir Kürt kadını, Müslüman. Artık İslamiyet'e, Müslümanlığa inanmıyorum diyor. Ve bir ay oldu. Evine sokmuyor. Telefonla bile konuşmuyor. Erdoğan'ın nasıl insanları dinden, imandan uzaklaştırdığını, Kürtleri nasıl ezdiğini görüyor musunuz? Bacısına, anasına tecavüz etmiş Erdoğan'ın El-Nusra FETÖ'cüleri. Ondan sonra da siz zafer naraları atarken, tecavüz ederek Kürt kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi böyle ezerken ülkede birlik beraberlik olacağını zannediyorsunuz, öyle mi? Ülkede bütçe, kamu açıkları, zararlar artmış. Son 15 yılda 543.2 milyar lira hüpletilmiş arkadaşlar. Zarar var. Zarar. Kilit kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri yapılan ödemelerin 3 katını aşmış durumda. Zaten kitleri Erdoğan dış güçlere sattı. Kendi hırsız haramileriyle. Mustafa Kemal'in kurduğu hiçbir kit kalmadı. Doğu Perinçek Atatürkçü olduğunu iddia ediyor Kemalist ulusolcular. Bu hırsızlığa nasıl sesleri çıkmıyor, gıkları çıkmıyor? Çünkü hepsi hırsız. Ülkede Atatürkçü diye kimse yok. Kemalizm diye bir rejim yok. Hırsızlık düzeni var. Faşizm düzeni var. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Milli gelir 7 yılda 3244 dolar azalmış. Ülke fakirleşiyor. Gittikçe fakirleşiyor. Kim zenginleşiyor? Halit Çağlar. Olay TV. Rusların yardımıyla. Çin'in yardımıyla. Çin ve Rusya Türkiye'deki ölmüş eşekleri topluyor Erdoğan'la beraber. Emine Erdoğan'ın serveti dünyada Queen Elizabeth II'ı geçti. Şaka yapmıyorum. İngiltere kraliçesinden Elizabeth II'dan Emine Erdoğan'ın daha fazla hırsızlık parası var. Ve bu parayı kullanan Fahrettin Koca gibi eş kasalları var. Halit Çağlar gibi namussuzları var. Aziz Yıldırım gibi orospu çocukları var. Nuri Çolakoğlu'nu yine danışmanlığa getirmişler NTV'yi kuran, Olay TV'de. Al size CHP'li layık bir adam. Siyasi ve operasyonel iffetsizlik bildiği her tarafta. Uçaktaki olayı görmediniz mi? Genç kızlara, üniversite öğrencilerine yolunda çıkartıp inkap iki defa poliste aşağılama yapan tacizdir bu. Gözdağı vermektir. FETÖ'cü çocukları diye. Genç kızlarımız bunlar bizim. Bu nasıl iffetsizlik, hayasızlık, edepsizliktir ya? 23 öğrenciden 22 tanesini serbest bırakmışlar. Birini de elebaşı diye hapse koymuşlar. Bu genç kızlarımız ömür boyu yapılan bu cinsel tacizi unutacak mı? Siz kız olsanız 22 yaşında, 20 yaşında sizin sütyeninizi, kilodunuzu çıkarsalar, çırılçıplak kalsanız ve erkeklerin ortasında inkak inkak diye sizle alay etseler, küfretseler, darbeci, terörist diye, ana avrat küfretseler, ağza alınmayacak küfürler etseler, sizi sikeceğiz diye, fucking yapacağız diye, orospular kahveler diye, gözyaşları içinde o kızlar yerine kendinize koyun bakalım. Ne düşünürsünüz? Söyleyin. Cevap verin bana. Bir tane terbiyeci çıksın, 5 Tamuzcu, Pelinçekçi, Erdoğancı, Etücü, Balyocu bana cevap versin. İffetsizliğin, namussuzluğun, ahlaksızlığın geldiği nokta bu. İğrenç. İğrenç. Etücü ve Balyocu operasyonlarında bir tane Etücü ve Balyocu'nun karısı, kızı böyle bir muamele gördü mü? Bir tane Etücü, Balyocu poliste, nezarette, hapishanede
kötü bir muamele, saygısızlık gördü mü? 5 yıldızlı otel gibi kaldılar. Polis de onlara yüzlerine bile kış denilmedi. Bırakın kadını, çocuğu, kızını, akrabasını böyle alıp da taciz etmeyi. Sizin karınız, kızınız yok mu? Teyzeniz, ananız, halanız yok mu sizin? Tecavüz etmekten ne farkı var bunun? Ha taciz etmişsin, ha tecavüz etmişsin. Ömür boyu travma, iz bırakacak. Nasıl devletini sevsin? Nasıl? Bu aşağılama, bu küfür, bu kafirlik hiçbir şeyle telif edilemez. Ne insanlıkla, ne İslam'la, herhangi bir partinin pırtının, ne Vatan Partisi'ymiş yok, AKP'ymiş. Allah belalarını versin. Hiçbir şeyle izahı yok bunun. Adam Mevlevi Şeyhi olmuş. Bilal Erdoğan'ın eşinin dayısı. Koç dişinin başına koymuşlar. Adamlar Mehmet Fatih Çıtlak'ı poşnişin yapmışlar. Mevlevi tarikatının şeyhi, lideri yapmışlar. 100 puan almış tek başına imtihanda. Ya ne zaman Mevlevi tarikatı poşnişinlik imtihanı açtı? Kültür Bakanlığı çerçevesinde. Ne zaman Mevlevi tarikatı poşnişinliği devlet ihalesiyle birine hediye ediyor? Ne zamandan beri böyle oldu? Böyle bir erkanname mi var? Poşnişinlik böyle mi tayin ediliyor Mevlevilikte, tarikatta? Allah Allah. Hiç olmamış bir hadise bunlar. Çıtlak denen şerefsiz zaten cavuzcu, namussuz bir adam. Mevlevi Bey zaten olamaz. Erdoğan'ın oğlu, Bilal Erdoğan'ın eşi, Reyhan Uzuner'in dayısı. Başka bir özelliği yok. Bir de Ömer Turul İnerçer'in kankası. Cezayir Tarikatı'nın lideri. O da Kültür Bakanlığı'nda Süleymaniye Müzesi'nin müdürü. Cezayir Tarikatı'nın lideri. Tecavüzcünün önde gideni. Bu da tecavüzcü. Nurullah Fatih'ten bir farkı yok. Mevlevi şeyhi olmuş poşnişini. Mustafa Kemal Atatürk 1925'te sağ kolu Bektaşi Tarikatı'nın lideri, sol kolu Mevlevi Tarikatı'nın lideriydi. Cumhuriyeti ilan edip de tekke ve zaviyeleri kapattığında Mevlevi Tarikatı'nın poşnişinliği Halep'e gitti. Biz ne olacağız dediler. İkisi de meclis başkan yardımcısıydı. Mustafa Kemal'in sağ kolu kankaları. Şeyhlik bitti dedi. Poşnişin falan tanımam. Gönderin Halep'e, Türkiye dışına gitsin. Mevlevi poşnişinliği Türkiye'de değildi. Erdoğan Halep'ten Türkiye'ye getirdi. Çünkü Halep diye bir yer kalmadı. Erdoğan işitçileri, en ustacıları yıktı. 3 milyonluk şehri. 30 bin kişi yaşıyor şu anda. Hepsi Türkiye'de. Halep Türkiye'ye taşındı. Haberiniz yok mu? Poşnişinlik de Türkiye'ye geldi. Halep'in valisi Lokman, Erdoğan'ın generali şu anda Libya'da savaşıyor. General rütbesinde savaşıyor. Türk ordusunda. Halep'in valisi Lokman. İhvan-ı Müslim'den. Suriyeli. Sanmayın Türkiye vatandaşı. General rütbesinde. Türk ordusundaki generalleri at FETÖ'cü diye Halep valisi Lokman'ı IŞİD, El-Nusra İhvan teröristini al, Türk generali yap, Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması giydir, sonra Libya'da komutanın başına koy. Nasıl ama? Süper değil mi? Halep'in yıkılması umurlarında değil. İnsanlar Türkiye'de açlık sefilik çekiyor. Suriyeli arasında yapılan araştırmada Türkiye'ye gelen Suriyeli kadınlar ve kızlar kerhanede, genelde çalışır hale gelmiş. Açlıktan, yokluktan yapılan araştırmaya göre. Bundan 4 sene önce yapılan araştırma. Adamlar Türkiye'ye gelince fahiş olmayı tercih etmişler.
Bakmışlar ki Türk erkekleri manyak. Seks manyağı. En güzel tatlı para kazanma yöntemi bedenini satmak. Suriyeli kadınlar sadece zorla IŞİD tarafından kaçırılıp esir diye satılmıyor. Bir de böyle gönüllü kendisini satan Suriyeli fahişeler var. Sürü süre bereket. Elini sallasan 50'si geliyor. Erdoğan bu zemini kurdu. Zina cumhuriyeti kurdu. Porno cumhuriyeti kurdu. Suriyeli kadınlar çoğunun ikinci karısı, metresi. Kürtlerden tutun. Kürtlere, CHP'lilerden tutun. MHP'lilere kadar. Çocuklara tecavüz ediyorlar. Çocuk yaşta hamile kalan, kürtaj yapan sayısız Suriyeli çocuk var. Erdoğan'ın kurduğu budur. Zina cumhuriyetidir. Bunun adı zina porno cumhuriyeti. Ahmet Altan demiş. Mevlana'nın torunu tepki göstermiş. 22. kuşak torunu Faruk Hemdem Çelebi. Ben Faruk'un anasını da tanırım. Anası 97'de Toronto'ya geldiğinde biz Ahmet Oysan'la Mevlevi Semazen gösterileri düzenledik. Toronto, Montreal ve Ottawa'da. Röportaj verdi bana. Mevlana'nın torunu. Çok iyi tanırım. Faruk'da, anasında. AK Parti'ye destek verdi bunlar. AKP'ye. Yıllardır. Cezayir tarikatından. Aynı zamanda. Ömer Turul İnaçer'in adamları bunlar. Şimdi demiş ki, Mevlevilik geleneği 750 yıldır belli ritüeller ve çerçevesinde devam ediyor. Poşneş'in ilanla yapılmaz ki. Devlet ilanla Poşneş'in şeyh tayin etmez ki. Yani ne olduğu, ne yediği belirsiz bir kurul tarafından sınava tabi tutularak bir şeyh kile sınavın ne olduğu da belli değil. Sorunun ne olduğu da belli değil. 100 puan nasıl alır çıtlak efendi Bilal Erdoğan'ın dayısı? Eğitimi nedir? Bir de eğitimde değil ki poşteşinlik. Yani Mevlevi tarikatına girmiş de derviş olarak mı çalışmış? Kıdem mi almış? Mevlana Rumi Hazretleri dergaha gelenleri önce yemekhaneye atardı. Patates, soğan soydururdu. Uzun yıllar mutfakta çalışırdı. 10 sene filan mutfaktan çıkamazdı. Aşama aşama 40 senede yükseliyorsun o noktalara. Bu adam cumburlop gelmiş, poşteşin olmuş. Mevlevilik tarikatında, erkannamesinde ve sisteminde mutfaktan geçmeyen, 10 yıl hizmet edip de kulluk etmeyen derviş olamaz ki. Fatih Çıtlak ne zaman girdi Mevlevi tarikatına? Sufi Devran diye bir grup kurdu. Tamamen siyasi. AKP belediyeleri, kurumları, örtülü ödenekten Erdoğan hepsi destek veriyor. Hüpletmişler, hüpletmişler, çalmışlar. Ondan sonra Sufi Devran diye sufilik taslıyorlar bize. Pezevenkler. Tövbe tövbe. Bugün biraz kızgınım arkadaşlar. Erdoğan Cumhurbaşkanı demiş ki Ayasofya'nın ben cami olmasına karşıyım. Yani Danıştay'a bakmayın. Danıştay 10 Temmuz'da Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesine karar verdi. Özbaşına iş yapıyor bu Danıştay. Erdoğan karşıymış cami olmasına ve dava açmışlar. Evet, 24 Temmuz'da hem de. 14 gün sonra dava açmışlar. Ve adamlar açılış yaptılar biliyorsunuz 24 Temmuz'da. Aynı tarihte Erdoğan dava açmış tekrar müzeye döndürmesi için. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan imzasıyla. Ağustos ayında biliyorsunuz bu dava görülmeye başlandı. Belki bilmiyorsunuz. Karara itiraz edilmiş, temiz yoluna gitmişler. Erdoğan ısrar ediyormuş ki Ayasofya müzedir, cami değildir. Bana mı sordunuz da cami yaptınız? Pardon. Ayasofya'nın açılışını kim yapmıştı arkadaşlar? Ben Erdoğan ve Emine Erdoğan yaptı diye hatırlıyorum. Acaba yanlış mı hatırlıyorum?
büyük bir kampanya yaparak dünya çapında, bir de artistik çekerek sağa sola ey ey diye bağırarak, küfrederek Ayasofya'yı müzeden camiye kim çevirmişti arkadaşlar? Danıştay mı çevirdi? Acaba Türkiye'de iki tane Erdoğan var. Biz bir tane var sanıyorduk. İki tane olabilir mi? Yani münafık olduklarını biliyoruz da. Acaba biri he diyor, biri bok yeme, bok yeme otur lan diyor. Biri he diyor, biri yok diyor. İki tane Erdoğan var. Yani millet kafayı yemesin, ne yapsın? Nasıl karar versin? Reisçiler, dansözler, nereye döneceksiniz bir tarafınızı, götünüzü? Hangi tarafta Erdoğancı oluyorsunuz? Ayasofya müze olsun derken dava açmışlar. Yoksa cami olsun derken mi? Pezevenkler, orospu çocukları fahişeler. Siyasi fahişeler. Siz ebedi fahişesiniz. Adamlar göstere göstere operasyon çekiyorlar. Kez aptal yerine koyuyorlar millete. Kibir bu. Bu kibirleri de ancak böyle ezersiniz. Benim üslubumla edersiniz. Yumuşak üslupla ezemezsiniz kibiri. Mümkün değildir. Hatlerini bildiremezsiniz bu pezemeklere. Hiç bu kadar söylememiştim değil mi? Bugün çok kızgınım yani. Kırmızı da giymişim zaten. Deadpool. Salih dün silahlarını aldı, kuşandı. Beni öldürüyor evde. 100 defa, 100 tane canım varmış benim. Her kurşun attığında ben ölüyorum. Sonra gelip beni öpüyor, uyandırıyor. 99'a düştü. Saymayı öğreniyor böyle. 98, 97. 100 defa ölmeden salondan çıkamıyoruz. Yani Salih'in de böyle bir şeyi var, oyunu var. Benim 100 canım var. Ama ancak Salih beni öldürebiliyor. O benim elime silah veriyor. Sen de bana sık diyor. Ben sıkıyorum sıkıyorum. Salih ölmüyor. Yani sıkıyorum sıkıyorum. Salih ölmüyor. Sen niye ölmüyorsun diyorum Salih. O gülüyor. Ben ölümsüzüm diyor. Yani bana kurşun işlemez. Ben Kaptan Amerika diyor. Spider-Man. Ben de Deadpool'um. Ben de ölmüyorum. Sen de ölmüyorsun. Zaten o yüzden sana atış ediyorum. Ölmeyeceğini biliyorum diyor. Gelip seni öpüp uyandırıyorum ya diyor. Ben zaten ölmem diyor. Ben süper hero'yum diyor Salih. Bu şekilde oyun oynuyoruz. Yani Salih'le günlük oyunumuz bu. 100 defa böyle Salih evde kovalıyor böyle. Silahları, bir sürü silah var. Oyuncak ama. Diyanet ne yapmış? Biraz sakinleşin diye Salih hikayesi soktum ya. Diyanet devlet yurtlarına 922 tane manevi rehber tayin etmiş. Ve bu manevi rehberler yurtta olan kız ve erkek çocuklarına tecavüz edecekmiş. Ve taciz edip istismar edecekmiş. Erdoğan bu şekilde bütün AKP'lilerin tecavüzden nasibini alması ve tecavüze uğrayan insanların da tecavüzden zevk alması için rehber tayin etmiş yurtlara. Arkadaşlar, devlet yurtlarına çocuklarınızı göndermeyin, teslim etmeyin. Kesin tecavüze uğrarlar. AKP garantili tecavüz ediyor. Yani test edilmiş, onaylanmıştır. Bu konuda garanti verebilirim yani. Bana gelen vakalar, AKP'lilerden tecavüz etmeyen ne politikacı, ne diyanetçi, ne efendime söyleyeyim belediye başkanı kalmış, ne vali, ne bürokrat kalmış durumda. Türkiye'de Erdoğan'ın bulaştırdığı zina suçları bütün ülkeyi kuşatmış durumda. Sadece mutan hikaye falan değil. Sakın kesinlikle Erdoğan'ın kontrolündeki herhangi bir vakfa ve devlet vakfı bile olsa, Erdoğan'ın tecavüzcüleri rehberliği gittiği için kesin tecavüz edecekler. Manevi rehberlik falan sunacakları kesin. %100 yani. %100. %1 bile ihtimal yok. Mutlaka tecavüze uğrayacak yani. Erdoğan şöyle düşünüyor. Tecavüz bir hayatın gerçeği. Mutlaka hayatınızda tecavüze uğrayacaksınız. Erken uğrarsanız pişmenizi, gelişmenizi sağlar. Biz size tecavüz imkanı sunuyoruz. Ve tecavüz etmesi için de insanları
kendi partimizden, AKP'den tayin ediyoruz. Bize teşekkür etmeniz lazım, diyor. Kapsam alanı çok geniş Erdoğan'ın bu şekilde. Yani diyor ki, biz herkese tecavüz ederiz. Böyle kibir var. Kesinlikle taviz de vermiyor bu konuda. Erol Mütercimler televizyon programında demiş ki, işte Erdoğan'ın imamatiplerinden bu tecavüzcüler yetişti. Sahtekar, cinsiz sapık, ahlaksız yetiştiriyor demiş Erdoğan'ın imamatipleri. Hizmet okullarına el koydular, imamatip yaptılar. Şimdi oralarda sahtekar, cinsiz sapık ve ahlaksız yetiştiriyormuş Erdoğancılar. Ve Haliç Üniversitesi hakkında soruşturma açmış Erol Mütercimlerin. Kimdi Keloğlan? 15 Temmuz darbesini planlayan, Erdoğan'a destek veren Hüseyin Kırıkoğlu'nun özel kalemi masondu. Kaderi Tarikatı'nda görevli, özel harf görevlisi, emekli gözüküyor binbaşı ama emekli olmadı yani. Darbeci, işkenceci, namussuz Erol Mütercimler, akademisyen Mühit Yüksel'le böyle bir tartışmaya girmişler. Sonra İslam'ı kralıyor tabii. İmam Hatipler üzerinden, Erdoğancıların tecavüzcülüğü üzerinden İslamiyet'i, Müslümanlık karalıyor. Kemalist solcu, dinsiz köpek. Ondan sonra hakkında soruşturma açıp bir de mağdur oluyor. Bir de mağdur ayaklarına takılıyor. Danışıklı dövüş. Erol Mütercimlere Türkiye'de bir şey olmaz. Bu zamana kadar olmadı. Adam masonların koruduğu düzey bir adam. Ve 15 Temmuz darbe rejiminin ana yazarlarından, yöneticilerinden bir tanesi. Erdoğan'ın ana destekçisi. Erdoğan'a ayakta tutmaya çalışan Kemalist, solcu, köpeğin önde gideni Keloğlan. Ulu TV davasında savcı 19 yıl ceza istemiş. Neden? Bir baktım, Libya'da görev yapan ve şehit düşen MİT mensubu, insanların kimliklerini, etucu bunlar, deşifre ettiği için Erdoğan bizim adamları Libya'da öldürüyor diye ETÖ'cü, Perinçekçi, Oda Tirici, darbeciler gıkları çıkmış. Haber yapmışlar. 8 tane sanık ortaya çıkmış. Kimmiş bunlar? Kimmiş? Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, sonra gazeteciler Hülya Kılıç, Murat Ağırer 19 yıl istemişler. Neymiş efendim? Darbeciye destek vermeyeceksin. Oda TV'ciler darbecilerin önde gideni. Neden rahatsız olmuşlar? Kendi ETÖ'cüleri, MİT'çileri Erdoğan tarafından telef ediliyor Libya çöllerinde, Libya cephesinde, İdlib'de, orada burada. Ondan rahatsızlar. Deşifre ediyorlar. Yoksa Türkiye'de masum insanlar soykırıma uğruyor, faşizme uğruyor, İşkenceye uğruyor, tecavüze uğruyor. Bundan rahatsız değiller. Kendi adamları yurt dışında öldürülüyormuş, şehit oluyormuş, bize gömülüyormuş. Bunlar haber olunca dede sırrını ifşa etmekten 19 yıl. Bunların işlerinde Yine Yaşam gazetesi yayın yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, yazı işleri müdürü Aydın Keser de var. Bu adamlar zaten darbeci rejime destek veren gazeteciler. 15 Temmuz'un arkasında olan ekipten. 19 yıl bir de mağduriyet yaşadılar, iyi mi? Demişler ki tutukluk hallerinin devamına rejimin çakma mağdur gazetecileri bunlar. Erk Acarer'de dosyayı ayırmışlar yurt dışında olduğu için. Erk Acarer Türkiye'de değil, bizim muhabirlerden. Demişler ki o kahraman olmasın. Yok, gerek yok. Onu ayıralım. Bu arkadaşları özel kahraman yapalım. Oda TV'cileri bir de böyle pazarlıyorlar. Bu adamların hiçbir 19 yıl hapis falan yatmaz. Sadece gündemi işgal ediyor. Erdoğan şunu demek istiyor. Ben istediğim operasyonu yaparım. İstediğim adamı öldürürüm. Ben Süfyan'ım. İstediğimi diriltirim. İstediğimi cennete koyarım. İstediğimi cehenneme koyarım. Size ne kardeş? Siz niye gelin güvey oluyorsunuz, diyor Perinçekçilere. İktidar değilsiniz ki, iktidar benim. Siz benim köpeğimsiniz.
siz soykırım yapın, işkence yapın, kimleriniz dolaşsın hapishanelerde, milleti ezin, FETÖ'cülere aman ha bunlar ayağa kalkmasın, aşağılayın. FETÖ'cülere, Pençekçilere Erdoğan'ı verdiği görev bu. Pençekçilerin tecavüz timleri var. Hapishane hapishane dolaşan, emniyet karakollarında işkence yapan bir şey misin biliyoruz. Bunların görevi Erdoğan rejiminde bu. Tecavüz etmek, işkence yapmak, sövmek, aşağılamak, küfretmek, trolluk yapmak. Erdoğan başka bir görev vermedi ki FETÖ'cülere, Pençekçilere. Eğer hadlerini bilmezlerse hadlerini bildiriyor. Devlet sırrıymış. Ya devlet sırrı. İşçilere, en ustacılara destek veren Erdoğan rejiminin sırlarını ortaya çıkartmak, devlet sırrını ifşa etmek olduğu için 19 yıl. Can Dündar Almanya'da. 2015 yılında benim yazdığım iki kitap 60 bin ildirimde belgeli. Makale keza öyle. 2015 yılından belli. Erdoğan'ın IŞİD'ci, El-Nusra'cı, terörist olduğu, MİT'çilerin bundan rant sağladığı, dünyada terörizm yaptığı. 2013 yılından belli. Erdoğan'ın İran'dan kimyevi gaz alıp da Bülent Yıldırım'la, İHA'yla Van'dan geçirip Antep'te, Adana'da kimyevi silah yapıp El-Nusra'yla Doğu Kuti'de 5000 sivili kadın çocuk öldürttüğü. Fotoğraf çekip de suçlarını Esad'ın üstüne atmaya çalışıp Amerikalıları aldatmaya çalıştığı ve foyasının ortaya çıktığı Mayıs 2013'ten belli. Belgeli. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar. 5000 kişi öldürüyor. Erdoğan öldürtüyor. Bülent Yıldırım. İHA. Ve bunu ortaya çıkartan bütün savcı, hakim, gazeteci, polis FETÖ'cü oldu 15 Temmuz'dan sonra. Hepsi işkenceden geçirildi. Hepsi ağır travmalar yaşıyor. Kim vatanı milleti savunduysa, kim gerçekleri söylediyse, kim Erdoğan'ın suçlarını ortaya çıkardıysa suçlu hale geldi. Kimin yüzünden? FETÖ'cü diyenler yüzünden. Ona buna FETÖ'cü damgası basanlar yüzünden. Hala da devam ediyorlar. FETÖ jargonu kullananların hepsi teröristtir arkadaşlar. Hepsi darbecidir. Hepsi pezevenktir, faşisttir. Hepsi tecavüzcüdür. Tecavüz ediyorlar. Kirletiyorlar. Bu tacizcilik, bu tecavüzcülük işte FETÖ'cü kelimesi kullanan bütün ahlaksızların dilinde sakız oldu. Ben böyle ayırıyorum. Kim namussuz, kim şerefsiz, kim suçlu? FETÖ'cü diyenlerin hepsi böyle bir pezevenktir. Pezevenk kelimesini de kullanmak istemiyorum aslında. Azerbaycan Türkçesinde, Türkmence'de güçlü demek pezevenk. Deyyus gavat, gavat demek değil yani. Türkiye'de deyyus gavat demek pezevenk. Yani karı satan, kendini satan pezevenk. Fahişe manasında da anlayabilirsiniz. Azerbaycan'da pezevenk güçlü demek. Yaraklı kuvvetler, silahlı kuvvetler demek. Ama Türkiye'ye gelirken yaraklı kuvvetler, silahlı kuvvetler olmuş ve onlar yarak kısmı onlarda şey kalmış, baki kalmış ve o yarağı kaldırıp da Türk milletini affedersiniz beceriyorlar. FETÖ'cüler, Pençekçiler, Erdoğancılar. Onlar yarakta akılları kalmış. Akılları yarakların üstünde. Akılları başlarında değil yani. Silahlı kuvvetler hapiste. Yaraklı kuvvetler darbeyi yaptı. Erdoğancılar. Onlar milleti beceriyor. Bugün biraz argo konuşayım dedim. Nasıl? Biraz zahladım ya. Yani yaraklı kuvvetler yani bu Süfyan'ın ordusu. Silahlı kuvvetler değil. Yaraklı kuvvetlerin ne yapacağı belli. Yapıyorlar zaten. Engel olamıyorsun. Biz silahlı kuvvetlerimiz hapisten çıksın, mağdur masum insanlarımız tekrar silahlı kuvvetlerin başına geçsin diye mücadele ediyoruz. Yaraklı kuvvetlerini hapse sokup o yaraklarını bir taraflarına geçireceğiz yani. Ya hadım yapmak lazım bu yaraklı kuvvetleri, Süfyan ordusunu taraflarına geçirmek lazım. Problem yok değil mi? Hak ettiler. Sövmüyorum yani. Yani ben iktidarda olsam, kral olsam
bu darbeci yaraklı kuvvetlerin, Süfyan ordusunun hepsinin yarağını keserim. Çünkü bunlar kancık. Kancık. Başka verecek bir ceza bulamadım. Yüreğim soğumuyor. Sizin yüreğiniz soğuyor mu? Hitler'e, Hitlercilere verilen ceza buydu. Kibir terapisi. Amerikalılar yaptı. Çok güzel yaptılar. Aynı cezayı vermek lazım. Çünkü aynı faşizmi, aynı Hitlerizmi yapanlara aynı sonuçları alacaklar için aynı cezayı verirsiniz. Başka bir cezayı verirseniz şeyler az kalır. Yüreği soğumaz. Kesinlikle soğumaz. Amerikalıların kibir terapisine bayılıyorum bu noktada. Hem Almanya'da, hem Kore'de, hem Japonya'da değişik versiyonlarda benzer tedbirleri alıp çok güzel kanunlar çıkartıp mükemmel bir tatbikat yaptılar. Ve Almanya, Güney Kore ve Japonya yükseldi ekonomisi. Erkek egemen olmaktan kurtuldu. Kadın egemen bir toplum teşvik edildi. Feminizm ne güzel yükseldi. Ve erkekler, zalim erkekler hadlerini bildiler ve ülkeler gelişti. Norveç öyle, İsveç öyle filan da öyle. Çünkü aklın yolu bir. Aklın yolu bil. Bir, başka bir şey değil. Erdoğancılara verecek ceza da bu Perinçekçi, şerefsiz erkek egemenler kendi parti işlerinde kendi partililerini beceriyorlar. Ortaya çıktı. Namussuz hepsi. Ahlak, namus yok bunlarda. Hiçbir edep yok. Atatürkçü bir tanesi Amerika'daki arkadaş anlatıyor. Güya Amerika'da doktora yapmış eğitimli bir profesör yaşananları anlatıyor bir arkadaş. Diyor ki bu olsun diyor. İyi oluyor. Tecavüz etsinler diyor. Bizimkilere Allah kuvvet versin diyor. Amerika'da doktora yapmış, profesör olmuş bir Atatürkçü bu. Tecavüz etsinler diyor. Hak ettiler diyor. Hizmet hareketi HDP diyor, hak etti diyor. Tecavüze uğramayı diyor. Sonuna kadar yapsınlar diyor. Aynen destek veriyor. Genel mantık bu yani. CHP'deki genel mantık, MHP'deki genel mantık, Vatan Partisi, İYİ Parti'deki gizli mantık bu. Anladınız mı? Siz bu ahlaksızlar kadar cesur olmazsanız, bu ahlaksızların kullandığı argolar, küfürler, insanlar duyuyorlar kapalı kapılar arkasında işkenceye uğrarken. Sokakta duyuyorlar. Sosyal medyada duyuyorlar. Kulak mı tıkayacaksınız? Yok mu sayacaksınız? İgnor mu? Reject mi edeceksiniz? Hafızanıza yerleşiyor. Travma alıyorsunuz. Nasıl mücadele edeceksiniz? Çivi çivi söker derler. Bunların anladığı üsluptan konuşacaksınız. Bunların anladığı üslup budur arkadaşlar. Ben bu üslupta konuşmak istemiyordum ama hak edene de bu üslupta cevap vermek gerekiyor. AKP, mafya, devlet, medya dörtgeni kuruldu. Amerika radarına yakalandı. Şimdi kripto borsasındaki adamlar yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor. Kaldıkları, çıktıkları o kadar çok fazla ki bu mafya üyelerinin Türkiye'de bunu yiyemeyeceklerini anladılar. Batı ülkelerine kaçırıyorlar. Ve yakalanıyorlar. Katilleri yakalanıyor. AKP'liler yakalanmıyor hala. Onlar çoluk çocuk Batı ülkelerine yerleşiyor. Askeriden geldiğime inandın mı? Evet, ben askeri kültürde büyümüş bir çocuğum. Askeri lojmanlarda 18 yılımız geçti askeri okulda. Peder Bey askeri olduğu için de biz doğuştan askeriz ve küfüre şerbetliyiz. Peder'in ağzı bozuktur. Asker küfürler yeter. Böyle deşarj oluyor. Yani engelleyemezsin Peder Bey'i. Ben küfür defteri tutardım Peder Bey'in. Baktım engelleyemiyorum. Bari dedim bunun edebiyatını yapayım. Bir defter aldım. Peder'in ettiği orijinal küfürleri böyle alfabetik olarak yazıyordum. Bir telefon rehberi gibi bir şey aldım. Çok orijinal küfrediyordu Peder Bey. Albay olamadık mı? Kısmet. Bir gün albay oluruz inşallah. Ben albay olduğum zaman bu işler biter zaten. Soner. Yani ben albay olmadan da bir şeye benzemiyor herhalde.
Peder Bey'e yazardım küfürlerine. Ben bütün küfürleri bilirim yani. Küfür edebiyatı konusunda çok iyiyimdir. Bu Haydarbaş'ın cemaati bana 2015'te 30 bin küfür etti. Ben de kitap yaptım. 1000 sayfaya geçiyor. 2005 yılında bu neo hariciler Kahariye Meclisleri kurmuştu. Ben de onların üstüne dümdüz gitmiştim 2005 senesinde. Şah kulu bu etücülerin Kadiriye Şeyhi gözüken kazancı, tencereci, namussuz Erol Mütercimler kontrolündeki şey var ya, ahlaksızları var ya, onlar çok küfürbaz. Çok. Yani Türkiye'deki en küfürbaz Kadir'i onlar. Mafya hepsi. Ana avrat düz gidiyorlar. Ana. Benim hanım çok merak ediyordu. Bana nasıl küfrediyorlar. Okuyordu. Hanım bu Kadir'i tarikatından, Haydarbaşlardan küfür öğrendi. Bana o kadar çok küfrediyorlar ki 1000 sayfa 2005 yılında hepsini okuyup gülüyorlar. Çoluk çocuk bizim oğlan kız küfür öğrendi bu Haydarbaş Kadir tarikatı yüzünden 2005 senesinde eğleniyorlardı yani. Ya dedim çok fazla kendinizi kaptırmayın. Diliniz de alışır sonra. Hanım diyor, bunlar diyor bana nasıl küfür etmişler diyor. Beni tanımıyorlar, etmiyorlar diyor. Benim siyasetle alakam yok. Hanım en çok küfürü hanım yedi. Benden ziyade çok kötü yani. Belaltı en çok küfürü Kadiri tarikatı hanıma etti. Bu sürecin son 7 yıldır ise yine en çok küfürü hanım yedi. Bir de ölmüş anam yedi. Bana ettikleri küfürler 3. sırada yer alıyor. En çok küfür ettikleri benim hanım. Hanım da okuyor, küfürleri okuyor. Benim yazdığım tweetleri falan okumaz. Ya hanım tweetleri okusaydın gerek yok diyor. Senin ne konuşacağını ben biliyorum. Sana yazılan küfürleri okuyorum. Böyle eğleniyor. Dalga geçiyor bu adamlarla. Ondan sonra ben terapi yapıyorum. Bir tane doktor hanıma terapi yaptım Türkiye'de. İsmini vermeyeyim. Kocam öküz falan diyordu. İyi dedim. Bakalım niye öküzmüş kocan. Doktor abla sonra itiraf etti 3. seansta. Niye senden talep alıyorum biliyor musun dedi. Yok dedim bilmiyorum. Sen doktorsun zaten. Dedi ben seni takip ediyorum. Sana yazılan küfürler çok eğlenceli. Bir tweet yazıyorsun. O zamanlar öyleydi 2014-2015. 60-70-100 kişi ana avrat düz gidiyor. Böyle. Biz diyor hiç küfür görmedik. Öyle bir ortamda büyümedik. Hiç babamız, anamız küfür etmezdi. Öyle bir ortamdan geçmedik. Hizmet ortamında. Sana yazılan küfürleri okuyorum. Zevk aldım. Eğlendim. Bayağı küfür öğrenmiş oldum. Benim tweetleri okuyor musun dedim. Yok dedi. Tweetleri okumama gerek yok. Zaten neyin ne olduğunu biliyoruz. Yani bu faşist, soykırımcı, namussuz rejimin kimler olduğunu biliyoruz. Benim tweetlerimi okumuyor. Bana yazılan küfürleri okuyormuş doktor hanım. Çok mantıklı yani. Bayağı gülmüştüm yani. Yani millet arkadaşlar benim tweetlerimi okumuyor yıllardır. Bana yazılan küfürleri okuyor. Böyle zevk alıyorlar. Eğleniyorlar. Dost düşman bu şekilde zevk alıyormuş. Çok mantıklı. Yani demek ki arkadaşlar çok insanı gıcık etmişim. Öyle gözüküyor. Düşmanlar küfrederek deşarj olmuşlar. Dostlar da bana yazılan küfürleri okuyup zevk almışlar. Burada benim konumum ne oluyor o zaman? Ben bu küfürleri yiyecek adam değilim. Mahkemeye veren de değilim. Devlet memuru. Niye vereyim yani? MİT'e çalışıyor. Ekmek parası. Asgari ücrete küfrediyor. Cehenneme gidiyor. Niye mahkemeye verilmedim? Çok ısrar etti avukat arkadaşlar da ben hiç kimseyi mahkemeye vermedim. Hakkım hepsine helal olsun. Ben kimseye hakkımı haram etmem zaten. Zaten cehennemde yanacaklar. Cezasını çekecek. Bir de ben hakkımı helal etmesem bir de ekstradan yanmış olacak. Ben merhametli bir insanım. Öyle kimseye hakkımı haram eden, bana ana avrat küfreden, hanıma küfreden, anama küfredenlere küfreden bir adam değilim. Yani benim hocam onlar değil ki. Ve küfür konusunda dediğim gibi ben hepsinden daha iyi eğitimliyim.
Biz askerde, lisede her gün küfür yerdik komutanlarımızdan, üstlerimizden. Küfür duymadığımız gün yok, dakika yoktu ya. Komutanımızın ağzı çok bozuktu Kemal Bey'in, Mustafa Kemal'in. Sınıf astsubayımız vardı, direnci Ramazan. O da Kıbrıs Fatih'im diye geçinirdi. Bizim sınıf astsubayı vardı. Ana avrat küfrederdi. Ana avrat. Hiç bir ufak hata yap, bütün bildiği küfürleri sayardı. Bizim askeri yanaşık düzen eğitimini yaptırmıştı denizci Ramazan. Bir tane horoz vardı. Horoz verdik ona. Sabahları bize uykudan kaldıracak sabah 6'da. Palaska ile girerdi. Elinde palaska. O yüzden horoz diyorduk. Saat 6'yı dakika dakika gözlüyordu. 6'yı vurdu mu ışıkları aç, palaska ile vura vura giderdi bize. Her vurduğunda da küfrediyordu. Kalk borusu. Küfürle uyanıyorduk biz uykudan. Elinde palaskayla döve döve bizi uyandırıyordu horoz. Sonra sabah kahvaltıya gideceğinizi zannediyorsanız fena da yanılıyorsunuz. Çıplak soyun, üstü altını giy, yarım saat koşturuyordu bize horoz. Manyaktı. Manyak. Nöbetçi olduğu zaman 6 ile 6.30 arası 5 dakika içinde herkes aşağıda olacak arkadaşlar. 5 dakika içinde aşağıda olup yatağını yapıp da giyip inmeyen adam asker değildir derdi. Biz 5 dakika içinde yüzünü mü yıkadın, üstünü mü giydin, yatağını yaptın. Bir daha koğuşa çıkmak yasak. Eğer yatağı düzgün yapmadıysan ceza alacaksın. 5 dakika içinde aşağı iniyorduk. Yarım saat bizi koşturuyordu. Böyle horoz. Sonra saat 7'de etüt var. 25 dakika kalmış kahvaltının bitmesine. Kalan kahvaltıyı biz gidiyorduk yemeğe. İflahımız kesilmiş. Nefesimiz kalmamış. Böyle pestilimiz çıkmış. Bir de koştururken arkadaş küfrederek koşturuyordu. Küfür kanalı sayılacak. Say. Anarbat küfrediyordu. Horoz. Hiç kimse sevmezdi horozu. Namussuz bir komandoydu. Bizi komando zannediyordu. Komando eğitim yapıyordu. O nöbetçi olduğu zaman millet yani titriyordu. Her gün, her nöbetinde aynı muamele. Biz ne komutanlar gördük böyle. Ne küfürlerden geçtik arkadaşlar. Şerbetliyiz yani. Bir tane binbaşımız vardı matematikçi. Matematik dersine girerdi. Biz ona 4/1+ derdik. Niye 4/1+ derdik biliyor musunuz? Onun not verme sistemini çözemedik. Arkadaşlar biz sene uğraştık. Horoz yaşıyordur. O zamanlar astsubay çavuştu. Emekli olmuştur. Binbaşı keloştu. Kilolu biriydi. Soruyu bilirseniz dövüyordu. Soruyu bilmezseniz yine dövüyordu. Yani dayaktan kurtulma ihtimaliniz yoktu. Soruyu bilseniz de küfrediyordu, bilmeseniz de küfrediyordu. Yani küfürden de kaçma ihtimaliniz yoktu. Soru yazıyordu mesela tahtaya. Hadi bakayım bunu çözün. Kim hızlı çözecek? Bir tane Laz vardı Engin bizim, Engin Akay. Hep o birinci gelirdi. Oğlum gel buraya derdi. O da yani soruyu çözmüş ya, mükafat verecek diye giderdi. Alışmıştı artık dayak yemeye. Gel o eşek ola eşek derdi. Pezemek dedi. Gel seni dedi bir seveyim dedi. Ensesine bir 10 tane tokat geçiriyordu böyle. Git köpe ol dedi. Tahtaya yaz şunu. Adam gidip üstümü böyleydi. Sonra sana 4/1+ verdim derdi. 4/1+ şu arkadaşlar. Bir sömestirde 4 tane böyle not almanız gerekiyor hocadan. Soru çözmeniz gerekiyor. Bu yazılı imtihanların dışında. 4/1+ şöyle oluyor. %25+. Eğer soruyu bilemezseniz eksi oluyor. Notunuzu öyle alıyorsunuz. 4/1+ öyle. Tabii 4/1+'yı tutturan sadece Engin çıktı bizim sınıftan. Ondan başka çünkü adam bilseniz de dövüyor, bilmeseniz de dövüyor, küfrediyor. Bu yüzden biz binbaşıyı hiç sevmezdik. Ben matematikten nefret ettim bu adam yüzünden. Engin hemen benim şeyimde oturuyordu. Ulan Engin diyordum.
Nasıl dayak yiyeceğiz? Şu çözdüğün soruyu da ver. Bizi uğraştırma. Alıyordum, kopyalıyordum. Komutanım ben bildim. Gel oğlum gel, gel. Bir de öyle dayak yiyeceğiz Allah'ın emri gibi. Küfür ediyordu. Bir enseye geçiriyordu sonra. Adam tahtaya yap bakayım. Ben yapmadım ki elini yaptı. Sonra yapamazsan bir de öyle dayak yiyordun. Oğlum sen kopya mı çektin yoksa? Herhalde kopya çektim. Böyle bir manyaktı yani. Bizim matematik hocası binbaşı. Böyle çok güzel komutanlarımız vardı. Biz komando eğitimi görerek yetiştik. Böyle sıkı eğitimliyiz küfre. Şerbetliyiz yani. Hele askeri kamplarda yediğimiz dayağı ve küfü saymıyorum. Onlar ekstra. Ya bu Karamürsel'deki kamplar ölüm kamplarıydı ya resmen. Ölüm kampları. Bir ay bitsin diye zikir çekiyorduk. Kimsenin namaz kılmaya mecali kalmıyordu. Bir ay sonunda benden başka namaz kılan kimse kalmıyordu. Herkesin nefesi kesiliyordu. Bir tek ben inatçıydım. Yok, ne olursa olsun namaz kılacağım derdim. Gizli mescit yapmıştım Karamürsel'de, çalılar arasında, ormanın içinde. Bir tek ben kalıyordum namaz kılan. Ya biz bunları gördük. Karamürsel'de 80 kaç 1984'tü. O zaman birinci sınıfız. En etken kesimiz yani. Bizden kötüsü yok. Herkes gelen giden üstümüzden geçiyor. Dövüyor, sövüyor, küfrediyor. En pis işleri yaptırıyor filan. Dedik inşallah bir ikinci sınıf oluruz da. Şu birinci sınıf astık çok kötü. Sonra ikinci sınıf olduk. İkinci sınıfın kampında 1985 senesinde başımıza komutan olarak Kara Harbiyeliler verdiler. Kara Harbiyeli'nin son sınıf öğrencilerini verdiler. Anımızı arattılar. Anımızı arattılar. Ben yediğimiz dayağın haddi hesabı, aldığımız cezaların haddi hesabı yoktu. Yaptırdıkları eğitim ölüm eğitimiydi. Ya ölürsün diyordu buradan ya da komando olarak çıkarsın. Bir ay. Ben o zaman sınıf başkanıyım. Eğitimi benim yaptırmam gerekiyordu ikinci sınıfta. Yanlışlık düzen eğitimini. Benim sınıfa, benim bölüğe. Kara Harbiyeli gelince bizim kursumuz düştü. Tabii bir gün böyle, iki gün böyle, üç gün böyle. Adam belimize kadar çıplak soyunduruyor. Önce bir 5 kilometre silahlı koşturuyor. Sonra güneşin altında 3 saat eğitim yapıyor. Sonra da dikenli araziye götürüp bizi alçak süründürüyor. Bütün vücudumuz yara bere içinde kalıyor. Sonra da tuzlu suya, denize bizi sokup üstüne tuz basıyor. İtiraz eden olursa eğer bu eğitime öğle yemeği vermiyor. Öğle yemeği vermiyor ve aç kalıyorsunuz. Öğle yemeğinden sonra ise ceza verdikleri adamlar silahla 5 kilometre daha koşuyor. Önde de kendi koşuyor şerefsiz. Yani kaçamıyorsunuz da. Ben tabii 3 günde 3 cezalıyca böyle arka arkaya itiraz ettiğim için ayaklarımda yara olmuştu, şişmişti koşmaktan. Bir de gece nöbet var. Gece nöbeti var. Yerde kampette yatıyoruz zaten. 2 günde bir gece nöbeti geliyor. Hem uykusuz, hem aç, hem her taraf şişmiş. Ayaklarım böyle yara olmuş. Üst üste 3 gün ceza alınca koşu cezası. Bir de vücudumuzun her tarafında dikenler var, tuz basılmış. Düşünün yani. 4. gün Çinçin bizim Fuat Hanı var ya, Devenselim. Dedi Faruk sen öleceksin galiba diye. Bu adama itiraz etmekten vazgeç artık. Sen dalga geçiyorsun, adam her gün ceza veriyor sana. Ben her gün dalga geçiyordum. Bana diyor senin ismin ne? Ben diyorum Zagor. Bir Zagor nara satıyordum. Gel bakalım baltalıyla. Ben senin canını okurum diyordu. Ertesi gün soruyor. Senin ismin ne? Ben ismimi söylemedim arkadaşlar. Bugün ben Kızıl Maske'yim. Evet Zagor'u diyordum. Zagor baltalı ilah diyordum. Adam ondan sonra Zagor'a ben işkence yapmasını bilirim diye biz Zagor işkencesi gördük. Ertesi gün Kızıl Maske diyordum. Gel bakalım Kızıl Maske. Senin maskeni ben düşüreyim. Adam manyaktı.
Üçüncü gün kaptan senin kim dedim. Adam ismimi öğrenemedi. Üçüncü gün kaptan Swing'in dedi. Ben şeyim, devrenin lideriyim yani. Ben eğer taarruz verirsem bütün devre moralden düşecek. O yüzden motivasyonları bozulmasın diye kahramanlık yapıyoruz. Levent dedi ki, bir yöntem buldum dedi. Ne yapıyoruz dedim. Fuat Avni, Levent Sevim. Sabah dedi listeye çıkıyoruz dedi. 5000 kişilik Tugay dedi. 3 tane doktor var dedi. Biz dedi sıranın en sonuna geçiyoruz. Yani sabah 8.30'dan saat 12'ye kadar sıra gelmez. Sabahki eğitimi bypass yaptık. Bu adamın yüzünü görmeyiz. Peki her gün mü? Her gün. İyi ayak. İyi yedim. Sıranın arkasına zaten ayağımız sakat. Yara her taraf kanamış. Şişmiş durumda. Sıranın en sonuna geçtik. Biz Levent Sevim'le sohbet ediyoruz. Sıra bize gelmiyor. Saat 12 oluyor. Öğle yemeği molası veriyorlar. Sıra bize gelmeden ertesi güne yazıyorlar bize listeye. Biz ertesi gün yine gidiyoruz. Biz yine sıranın en sonundayız. Sıra yine bize gelmiyor. Biz yaklaşık 27 gün bu şekilde bu Halibel'in yüzünü görmedik. Adam tabii merak etmiş. Nerede bunlar? İki tane adam yok. Nerede bizim Zagor diye soruyormuş. Zagor doktor görmeye gitti. Peki Çinçin nerede diye soruyormuş. Bizim Levent Selim'in lakabı Çinçin. Çinçin de beraber. Çinçin de Zagor bir araya geldiyse ben onlara sorarım demiş. Sonra adam bölüğü bırakmış. Geldi bizi buldu. Ama niye dedi siz sıranın sonundasınız? Biz sıranın sonunda olmayı seviyoruz. Bize torpil geçti. Aldı sıranın önüne getirdi. Sonra gitti eğitime. Sonra biz tekrar sıranın sonuna geçtik. Yine bize sıra gelmedi. Dedi yine ertesi gün biz şeydeyiz, doktordayız. Zagor'la Çinçin nerede? Zagor'la Çinçin doktorda. Ya ben bunları öne koymuştum. Adam geldi. Siz yine mi en sondasınız? Bir de tekrar koydu. Biz yine en sona geçtik. Biz de başa çıkamadı. Onu sonra bıraktı. Ondan sonra peşimizi. Biz 27 gün doktor vizitesindeydik yani. Doktor bizi göremedi. Ayağımız o sırada iyileşti zaten. Koşmuyoruz, eğitim yapmıyoruz. 27 gün ondan sonra sohbet, muhabbet. Çinçin'le, Levent Sevim'le çok iyidir böyle. Eğitim, muhabbet bir arkadaştır Çinçin. Fuat abi. Ondan sonra öğleden sonra zaten eğitim biraz daha yavaş şeye göre. Askeri kamp düzeninde. Deniz eğitimi var. Kara eğitimi yok. Daha zevkli yani. Denize giriyorsun. Ben de can kurtaranım. Sıra nasıl gelmiyor? 3 doktor var. 5000 kişi listeye çıkıyor. 100 tane adam var. Doktor her birine 2 dakika, 3 dakika baksa öğle yemeğine kadar sıra gelmiyor. Yani dolayısıyla hasta numarası arkadaşlar çok iyi çalışıyor. Biz tabii 27 gün böyle yırttık yani. Zulümleri ben sevmiyorum böyle. Küfürbaz adamları da sevmiyorum. Yırtmanın yöntemini survival instinct yani. Kurtuluş içgüdüsü bu şekilde buluyorsun. Çok pratik çözüm yöntemleri yani bunlar. Biz böyle pratik çözüm yöntemleri buluyoruz. Tabii biraz daha bizim devre yaramaz olduğu için tatbikatlar var, şeyler falan var. Daha önce anlatmış mıydım? Bir gece saat gecenin 3'ünde bunu çaldılar. 5000 kişi gece tatbikatı. Yüzünüzü gözünüzü boyayın. Komando eğitimine gidiyoruz. İntikal var. Halbiyelilere vermişler başımıza. O halbiyeli geldi. Dedi Zagor. Bana Zagor diyor artık. Çinçin. Devreyi toplayın. Gece intikal yapacağız. Biz düşman kuvvetleriz. Niye biz dost kuvvetler değiliz? Bizi düşman kuvvetler yazmışlar. Ben düşman olmayı sevmiyorum. Bizim Havvam sınıfını, Eşekler sınıfını düşman olarak yazmış bu Tugay komutanı. Başımızdaki Halibeli'de namussuzun önüne gideni. Arkadaşlar dedim, bizim kaçmamız lazım. Niye Faruk dediler? Bizi düşman yazmışlarsa bu adamlar biz becerecekler. Canımızı okuyacaklar bu tatbikatta. Bu adamı uyutup bizim ormanda kaybolmamız lazım. Yani bizi bulamasınlar. Tatbikat bitene kadar biz ortadan kaybolalım. Olur mu? Olur.
Tabii adam önde marşlar süreterek gidiyor. Bir de baş okutuyor böyle yüksek sesle. Bağırıyor millet. Bizim B sınıfı çok yüksek sesle marş okuyor. Bizim A sınıfı da ortadan kaybolacak. Adamın anlamaması lazım. B sınıfının başındaki ünvanı dedim ki siz biraz daha yüksek bağırın. Biz kaçacağız. Ya Faruk kaçmayın. Tatbikat bu. B sınıfı çok uysaldır bizim. Böyle sakin. Her emri yerine getirir. Bizim A sınıfı biraz asidir. Bayağı asidir. Ben tabii bütün sınıfı ikna ettim. Kaçıyoruz arkadaşlar. Biz düşman kuvvetleriz. Bunlar bize kelepçeyi takacaklar. İşkenceye götürecekler. Siz tatbikatın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Özel Harp Komutanlığı tatbikatı bu. NATO yazılımı. Sonra biz ormanda kaçtık. Şimdi orman büyük Karamürsel'de. Bizi bulmaları mümkün değil. 5000 kişi bizi arasa bulamaz. Bir de benim gizli yerlerim var ormanda. Benim gizli yerim mescidim. Kimse bulamaz. O kadar gizli yani. Nereye gidiyoruz Faruk? Madem kaçtık bizi nereye saklayacaksın? Arkadaşlar mescide gidiyoruz. Benim gizli mescid koruma altında. Kimse bulamaz. Emin misin? Eminim. Çinçin dedi. Ya dedi burada perinçekçiler de var dedi. Faruk dedi. Bunlar dedi bizi ihbar etmesin. Yok dedim. Onlar canlarını severler. İhbar etmezler. Biz mescide gidelim. Ama mescidin yerini öğrenmiş olacaklar. Olsun öğrensinler. Bulamazlar tekrar. Mescid öyle gizli bir yer yani. Gizli girişleri var. 30 kişi gittik. 30 kişi. Biz mescitte daireyi kurduk. Zikir çekiyoruz. Arkadaşlar zikir çekmeye geldik. Gece yarısı. Sabah namazına kadar 3 saat zikir. Ondan sonra sabah namazı kılacağız. Perinçekçiler diyor biz de mi kılacağız? Biz abdest almayı bilmiyoruz ki. Bizim guslümüz yok. Biz kılmasak olur mu? Yok siz kılmayın. Perinçekçilerin namaz kıldığı nerede görülmüş zaten? Adamların guslü yok ki. Namazlar olsun. Sonra tabii bizi bulamadılar. Tabii Harbiyeli'yi sorguya çekmiş Duray Komutanı. Ulan demiş bir 30 kişiye sahip çıkamıyorsun. Bir güzel dayak yemiş. Küfür yemiş. Bizi bulamıyorlar. Biz namazı kıldık. Ondan sonra tatbikat öğlen bitti. 12'ye kadar oradan çıkmadık. 12'de bir izci gönderdim arkadaşlardan. Tatbikat bitmiş mi? Yemek saatine geldik. 12'de ortaya çıktık yani. Tabii Harbiyeli geldi. Dedi sizin yüzünden dayak yedim, küfür yedim. Siz nasıl bir sınıfsınız ya? Biz böyle bir hababam sınıfıyız. Harbiyeli falan takmayız. Adam olacaksın. Biraderim zulmetme bizim devreye. Ama biz düşman kuvvetler bizi yakalayacaklardı. Bizi bulamadıkları için tatbikat başarısız olmuş. Yani 5000 kişi 30 kişinin peşinde düşman avlıyor. Bizi de bulamadılar. Ondan sonra tatbikat başarılı olduğu için de Tugay komutanı çok kızgın. Kim bu elebaşı diye beni ve Çinçin'i Tugay komutanı karşısına çıkardılar. Harbiyeli bizi sattı. Ondan sonra oğlum siz nereye kaçtınız gece yarısı? Sizi niye bulamadık biz? Aile soruları soruyor. Çinçin dedim hiç gıkını çıkartma. Komutanım sırdır. Tatbikat gereği biz kaybolduk. Biz tatbikatın kurallara göre düşman saklanır. Siz bizi bulmakla görevlidiriz. Siz bulamadınız. Siz başarısız oldunuz. Evet dedi. Biz başarısız olduk. Sizi bulamadık. Bravo oğlum dedi. Tebrik ederim. Komutandan tebrik aldık. Ondan sonra Harbiyeli de morardı yanımda. Ulan dedi yine yırtmayı başardın dedi. Tugay komutanı da ikna ettin. Dayağı ben yedim. Takdiri sen aldın. bu şekilde yırttık yani. Tatbikattan, intikalden. Gece intikali. Böyle bizim askeri hatıralarımızı dinleyin diye anlatıyorum da. Eğlenceli geliyor mu? Çok eğlencelidir bizim askeri hatıraları böyle. Ama ben biraz çıkıntı bir adamım yani. Bizi şeye götürmüşlerdi. Daha önce anlatmıştım ya Yalova'ya. Yalova'da bir gün dediler hafta sonu size Amerikan sineması var. Amerikalılar yapmış abi. Süper sinema. Bir film seyrettirdiler. Sonra da Yalova'da şeye götürdüler. Gezintiye. Araplar var Yalova'da. Saat şeye kadar 7'ye kadar izinliyiz. Üzerimizde haki şey kıyafet var. Harici kıyafet de yok. Haki kıyafet var. Kumanda kıyafeti var. Ondan sonra
Dağtaş askeri öğrenci. Dolaşıyor Yalova'da. 5000 kişi. İzne çıkmış. Ben dedim ya ben koyun olmayı sevmiyorum. Arkadaşlar dedim bizim Havabam sınıfına. Biz karada dolaşmayalım. Denizde dolaşalım. Millet karada biz denize gidelim. Kayık kiraladık. Biz Havabam sınıfı kayık kiraladık. 30 kişi açıldık. Kayık sefası yapalım. Yalova'ya gelmişken denizde. Biz kayık sefası yapmaya başlayınca bizi gören diğer okullar ve sınıflarda kayık herhalde serbest kayığa binmek diye. Onlar da kayığa binince 5000 kişinin yarısı kayıkla sefaya çıktı. Oldu 2500 kişi kayıkta. Tabii bu dikkatleri çekti. Düdükler çaldı, jandarmalar geldi, bizi toplamaya başladılar. Şeyden, denizden. Elebaşı kim? Hemen pençekçiler sattı. Mustafa'yla, Mustafa Özdemir'le Onur Koya, Kaya sattı beni hemen. Faruk yaptı. Elebaşı Faruk ve Çinçin. Biz Mehmet Tırıkoğlu diye bir komutan vardı. Kısa boylu böyle. 1.55 boyunda. Bizi önce bir dövdü şöyle. Dördümüzü ihbar edenleri ve ihbar edilenleri. O ayrımcılık yapmazdı. İhbar edenler öne çıksın dedi. İhbar edilenler öne çıksın. Dördümüzü de dövdü. Kısa boylu bile dövemiyor. Bu adam döverken ben yüzümü çeviriyorum filan. Adam boyuma yetişemiyor. Eli de çatmıyor. Adam gıcık kaptı zaten. Dövemediği için kanter içinde kaldı. Ben size sorarım dedi. Dayak da atamıyorum seni dedi. Güzel küfretti. Ben sizi dedi Tugay komutanın karşısına çıkaracağım. O dövsün. Cezanızı o versin. İyi dedim. Gidelim. Tugay komutanına zaten alıştık. Yani gidelim. Tugay komutanı beni karşısına görünce hiç şaşırmayacak yani. Tugay komutanın karşısına çıktık yine. Dördümüz. Mustafa, Onur, Çinçin ve ben. Yine dayak yiyeceğiz. Ceza verecek bize. Niye? Yalova'da askeri öğrencileri kayık sefasına çıkartmışım. Çok büyük suç. Tabii Tugay komutanı yine beni gördü. Yine mi sen dedi? Bu sefer ne yaptın? Komutanım, karada çok asker vardı, askeri öğrenci. Dikkat çekiyordu. Ben de az sayıda öğrenciyle denizde kayık sefasına çıkıp kayık eğitimi yaptık. Aferin oğlum dedi. İyi yapmışsın. Mehmet Tırıkoğlu. Ama komutanım dedi. Bunlar teşvik etti. Bütün herkesi önderlik yapmış dedi. Liderlik yapmış dedi. Bravo oğlum dedi. Mehmet Tırıkoğlu eli boş döndü yine. Tugay komutanı yine bizden yana tavuç yaptı. Ya, Mustafa Ali Onur diyor ki oğlum diyor. Tugay komutanı seni çok sevdi. Evet dedim ama Mehmet Tırıkoğlu bizim canımızı okuyacak. Tırıkoğlu diyor ki ben okula dönünce size vereceğim cezayı biliyorum. Hak ettiğiniz cezayı almadınız. Dövmeye çalıştık. Dövemedim de hıncını alamadı bizden. Okula döndük. Okulda yaz tatiline gideceğiz. Kamp sonrası. Herkes dedi askeri harici kıyafetleri giysin. İzne gidiyor memleket tatiline. 4 kişi gitmiyor. 4 kişi Mustafa Özdemir, Onur Kaya, Levent Sevim ve ben. Siz hariç. Siz cezalısınız. Size izne yaz tatiline göndermiyorum. Siz burada kalacaksınız. Yaz tatili boyunca. Size yaz tatili yok. Biz tabii döndük tekrar. Herkes izne gitti. Ne yapacağız diye karakola düşünüyoruz. Okul ıssız, kimse yok. 4 kişi kalmışız. Bir koskoca okulda. Mustafa Kemal Akkarbat bizim birinci amirimiz, öğrenci amiriydi. Bunu duymuş verdiği cezayı. Beni çağırdı. Asker gönderdi. Faruk gelsin dedi. Gittim. Selam verdim. Dedi ne yaptın dedi sen askeri kampta. Komutanım bunları yaptım. Bravo dedi. İyi yapmışsın dedi. Mehmet Tıbıkol dedi. Ulan pezenek dedi. Sen asker okulda da 5 lira etmez adamdın dedi. Hala da akıllanmadın dedi. Asker öğrencileri anlamıyorsun dedi. Faruk dedi. Üzerine düşeni yapmış. Ne cezası dedi. Ama komutanım şöyle şöyle yaptı. Böyle böyle yaptı. Bravo dedi. Faruk dedi. Tam dedi tahmin ettiğim gibi bir asker dedi. Lider dedi. Gidin oğlum dedi. Kıyafetlerinizi giyin. İzne gidin. Ondan sonra Mustafa Kemal Akkarbat bizi izne gönderdi. Mehmet Tıbıkoğlu'na şöyle yaptım. Ne haber?
çıkarırken silahımı çaktım böyle. Morardı yine Mehmet Tıbıkoğlu. Zaten kısa boylu, güdek bir adamdı böyle. Murat Bey'i de seviyordum Mehmet Tıbıkoğlu'nu. Çok severdi beni. Mustafa Kemal daha çok seviyordu. Ve İzmir'de böyle gittik. Ama Mehmet Tıbıkoğlu bize gelene kadar, subay tabii, yüzbaşı. Mehmet Tıbıkoğlu yüzbaşı. O da bize kampın başına gönderilen, her kampta bir yüzbaşıyı gönderirler. Bölüğün başında. Devrenin, yani birinci ve ikinci sınıf diyor işte o devrenin başında. Öğrenci amiri. Onlardan kıdemli. Kıdemli yüzbaşı. Şeyler, ön yüzbaşı. Mehmet Tıbıkoğlu. Yani ondan daha aşağı seviyede. Arada kıdem farkı var. Dolayısıyla Mustafa Kemal Akkarpat'ın borusu ötüyor. Mehmet Tıbıkoğlu'nun borusu ötmüyor. Askerde bir hiyerarşi var. O da bizi sevdiği için bu şekilde yırttık yine. Yine yırtmayı başardık. Ben ikna edici bir adamım aslında böyle. İkna ediyorum ama Türkiye'deki bu zombileri niye ikna edemedim hala? Bunca yıldır hala çözemedim yani. Çözeceğim mutlaka, çözeceğim. İkna edeceğim. İkmeye çalışıyoruz. Biz tecrübeli bir askeriz. Komutanız, lideriz. Terapistiz. Bir sürü şapkamız var. Yani birini çıkarsak ötekini takarız. Bizde kim başa çıkabilir? Mümkün mü? Hababam sınıfıyla kim başa çıkabilir? Ben onların başkanıyım. Ama başarılı bir başkanım. Çok okuyan, efendime söyleyeyim, hiç ceza almayan. Benim bir tane bile disiplin cezam yok biliyor musunuz? 4 sene boyunca. Bir tane bile yok. Bir tane ceza almadım ben. Hiçbir disiplinsizlik yapmadım. Ben kuralları bozmam aslında. Yani bana kıyamaz komutanlar ceza vermeye. Hiç kıyamadılar. Yani soluma yazdığım oldu. Yani yakalanıp da ama izinli. Ben yakalasınlar diye uğraştım. Mesela sigara içtim. Kazan dairesinde gizli. Yakalasınlar, ceza versinler diye. Sizinimi bozmak için. Kasten. İhbarı da ben ettim yani. Komutan gelsin, bizi dövsün, sövsün. Ceza alalım diye. Mustafa Kemal yemedi. Oğlum dedi. Sen sigara içmezsin dedi. Savunma yazmıyorsun dedi. Ama komutanım ben sigara içtim. Çöpe attı Mustafa Kemal. Yemedi. Yani ceza almaya çalıştım. Elinden geleni yaptım. Yani Allah rızası için yaptım yani. Porno dergisi koydum şeye, dolaba yıkılatmak için. Mustafa Kemal bulsun diye de biraz havluyu bozdum ki görsün diye. Mustafa Kemal buldu tabii. Ama yine ceza vermedi. Başkasına buluyor, ceza veriyor. Bana ceza vermedi Mustafa Kemal. Hiç vermedi. Bir tane bile vermedi. Oğlum dedi, porno dergisi okuyacağına çok güzel hemşire koruyucu kızlar var dedi. Çıksana dedik şu güzel kızlarla. Bırak dedi porno dergisini falan. Sanal alemi. Gerçek kızlarla çık dedi. Ben ayarlarım istiyorsan dedi. Mustafa Kemal porno dergisini alabilir miyim komutanım? Yok dedi. Ona ben bakacağım dedi. Mustafa Kemal porno dergisini de vermedi yalnız satayım. Ona da bir sürü para vermiştim ya. Asker öğrencinin cebindeki harçlık ne olacak yani? Porno dergisine, Playboy'a paramız gitti yalnız satayım. Mustafa Kemal'e kaptırdık şeyi de, dergiyi de. Kızları da pençekçilere kaptırdık. Ondan sonra bize vatan da kalmadı. Vatan, millet harap, porno cümleti oldu. Ahmet Altan hapiste. Mehmet Baransu hapiste. Ülkede ne kadar namuslu, düzgün, iyi insan varsa mağdur edildi. Böyle bir hercümerç herhalde ayrı zamanda olduğumuzu göstermeye yetiyor değil mi? Mustafa Kemal hala yaşıyor. Mustafa Kemal Akkarpat'a selam olsun. Bizi çok iyi yetiştirdi. Mert bir askerdi. Biz ona Beton Kemal derdik. Hiç gülmezdi. Onu dinleyen ben anlıyordum. Başkası anlamazdı. Çok duygusal bir insandı. Çok iyi kalpliydi. İyi bir Atatürkçüydü. İyi bir milletçiydi. Çakı gibi askerdi. Piyadeydi. Ve bileğin hattıyla oraya gelmişti. Muhsin Matur'un damadıydı. Fakat akrabalık işçilerini iltimas için kullanmazdı Mustafa Kemal Akkarpat. Albay olarak emekli oldu. General olabilirdi. Fakat general olmadı. Şimdi ise nepotizm, iltimas,
kayırmacılık hat safhada. Mustafa Kemal şeye gidemedi. Yani Kurmay Harp Okulu'na gidemedi. Şeyi çok sevmezdi böyle. Okumayı falan çok sevmezdi. Texas Tomix okuyarak yani asker okulu okumuş. Texas Tomix'leri severdi. Benim Texas Tomix alışkanlığım asker okula da devam etti. Benim Texas Tomix'leri yakalıyordu Mustafa Kemal. Kendi okuyordu. Vermiyordu. Niye gitmedi? Şimdi Kurmay olabilmek için çok şey lazım biliyorsunuz. İyi bir not, İngilizce not. Bir sürü kriter var yani. Öyle tutturmak kolay değil ki. Harp okuluna gidip de Kurmay okuluna gitmek. Genelde ön yüzbaşıyken sınava girmeye başlıyorsun. Yüzbaşılığı bitirene kadar. Yüzbaşılığı bitirdiğinde eğer Kurmay olamadıysan binbaşı oldun, ondan sonra emekli olursun. Yani yüzbaşılıyken hak etmen lazım o şeyi. Seviyeyi tutturman lazım. Şimdi kurmayların hepsini attılar bu 15 Temmuz bahanesiyle. Hepsi emeklerin hakkıyla, bileklerin gücüyle o noktalara gelmiş insanlardı. Kahraman, eğitimli, cesur insanlardı. O askerleri FETÖ'cü diye mağdur ettiler. Bu nedenle Türk ordusuna bu şirreti, ahlaksızlığı yapan Gladio 15 Temmuz rejimi yatacak yerleri yok. Serinlik de yok. Hiçbirine acımayın. Hiçbirine zerre miktar güvenip de sözlerine inanmayın. O komutanlar, o kurmaylar tekrar Türk ordusuna dönüp de Türk ordusunu yeniden kurana kadar yaraklar kuvveti, yaraklı kuvvetler Süfyan ordusu oluyor. O namussuzların o yaraklarının pipilerini kesip de Silivri'ye hapishaneye doldurana kadar bu süreç bitmez. Ben de konuşmaya devam ederim. İyi günler arkadaşlar. Niye konuşuyorum şimdi? Anladınız mı niye konuşuyorum? Ülke tecavüzcüden geçilmiyor. Taciciden, hırsızdan, namussuzdan, şerefsizden, vatan halinden, darbeciden. Biz de susacakmışız öyle mi? Nah susarız. Nah. Siz onu rüyanızda bile göremezsiniz.